distance. When you finally get involved face to face. Zemin hakikaten acayip kaygan. Yani beni en çok korkutan zemindir bu. Kil olduğu zaman acayip korkuyorum. Kil. Kil de çünkü lastik. 4 çeker, 2 çeker, 5 çeker. Hiçbir işe yaramıyor kilde. Lastiğin dişleri varsa da dişlerin arası da doluyor. Feci oluyor. Ya yani bu araçla da başıma geldi. Yani arazi aracıyla da motosikleti bırakın. Acayip kayıyor. Çok kalmıştım bak. Evet, bugün çok özel bir konuğum var yine. Hakikaten çok yıllardır takip ettiğim, çok sevdiğim, çok saygı duyduğum sanatçılığına bir tiyatro sanatçısı Ragıp Savaş. Ragıp'la bayağıdır konuşuyoruz. Böyle beraber, o da çünkü doğa çok seviyor. Biliyorum ne kadar sevdiğini ve aktif bir hayat yaşadığını, spor yaptığını da biliyorum. Onunla böyle bir şey yapalım diye bayağıdır konuşuyoruz. Bir türlü denk getiremiyoruz ama herhalde bugüne kısmetmiş. Benimle birlikte burada buluşmayı kabul etti. Birbirimize koordinat verdik. O koordinatta umuyorum ki buluşacağız. Bir terslik olmayacak tabii. Umuyorum ki o bulacak. GPS'ten o koordinatı. Ben bulacağım. Ve bir terslik olmadan ilk hedefimiz, ilk macera buluşmak. Buluşabileceğiz mi? Çünkü bulunduğumuz bölgede telefon falan çekmiyor. Dolayısıyla telefonla konuşabilme şansımız yok. Tek başımayım. Kırklareli'nin Bize ilçesinin Sergen köyünü biraz önce geçtim. Hakikaten bir ormancı yolu sayılacak bir patika yoldayım. Biraz daha daralırsa zaten yol yürüyüş yoluna dönecek. Zemin stabil değil. Ara ara kir oluyor da altında oynuyor. Ama şu anda kaskımın içine ormanın kokusu, rüzgarı, hani muazzam bir duygu. Şu an bunun üzerinde olmak müthiş. Merhaba Ragıp Savaş, macera sever de bu hafta sizinle birlikte olacağım. Gün çok erken başladı, 5'te kalktım. Sabah 6'da yola çıktım. Yaklaşık işte 2-2,5 saattir yoldayım. Müthiş bir doğanın içerisindeyim. Orkun'la buluşmaya gidiyorum. GPS'le buluşma noktasına ilerliyorum. Müthiş bir doğa, inanılmaz bir ormandan geçiş yapıyorum şu anda. Çok zorlu yollardan geçtim az önce. Bu vesileyle macera severim, çok merak ettiğim arabasını da test etmiş oluyorum. Gerçekten çok başarılı bir arazi aracı. O çok zorlu dediğim yollardan çok kolay bir şekilde geçtik. Ve sizler de görüyorsunuz belki, müthiş bir doğanın içerisinde şu anda Orkun'la buluşma yoluna doğru ilerliyoruz. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Ben de sizler gibi çok merak ediyorum. It really didn't make sense just to leave this unresolved. It's not hard to go the distance when you finally get involved face to face. Ragıp, Orkun, Ragıp. Çok güzel bir yer burası ya. Ragıp'ı birçok kez test ettim ama hala herhalde telsiz mesafesine girmedi. Çünkü 3-5 deneme yaptım. Yani telsiz mesafesine girmesi için tabii doğa şartları da önemli ama 3 kilometre ile 5 kilometre arasında sesimi duyuyor olması lazım. Bir kez daha deniyorum şu anda. Umuyorum yaklaşmıştır. Ragıp Orkun, Ragıp Orkun. Heh. Çekmeye başladı telsiz. Orkun selam. Harika, bak sesini duyduğuna çok sevindim. Vallahi ben de çok sevindim çünkü bir ara korktum yani kayboldum diye. Tek başıma ilerliyorum, vallahi dedim ki herhalde
telsiz de çekmiyor. Kalacağım buralarda. Ya şöyle, aslında Sergen köyünü geçtin mi? Evet evet, doğrudur, geçtim. Harika, toprak çok güzel bir yoldasın değil mi? Güzel toprak bir yoldayım, ufak ufak ilerliyorum. Harika, şöyle o toprak yolda zaten bir tane sola doğru eğimli bir iniş göreceksin. Oradan abi aşağıya indiğinde birkaç yüz metre sonra zaten dere kenarına geliyorsun ve burası buluşma noktamız. Benim motorumu göreceksin orada. Tamam Orkuncuğum, ben ilerliyorum yavaş yavaş. Umarım buluşuruz. It's not hard to go the distance.